Selamlar tarih hobası. İngilizce metin okuma anlama çalışmalarımıza da tam gaz devam ediyoruz. Bu video içeriklerinden yararlanan çok sayıda arkadaş olduğunu biliyorum. Bu kanalın oynatma listeleri arasında İngilizce metin okuma anlama listesi var. İlk bu videoyu izliyorsanız o listede bir göz atın derim. 40'tan fazla video var. İngilizcenizi geliştirmeye yardımcı olacaktır. Bu yayınların amacı açıklama kısmında yazıyor. Yine de tekrar edeyim. Çeviri yapmıyoruz. Telaffuz çalışmıyoruz. Metin okuma anlama çalışması bu. Aynı zamanda bütün videoların açıklama kısmında okuduğumuz metinlere ulaşabileceğiniz, PDF'lerine ücretsiz ulaşabileceğiniz linkler mevcut. Her videoda aynı zamanda bir kaynak tanıtmış oluyorum sizlere. Kaynağın tamamını her zaman okumuyoruz. Belli bir noktasına kadar okuyoruz. O kaynağı da tanıtmış oluyorum ki siz üzerinde çalışmaya devam edin eğer ilginizi çekiyorsa. Şimdi bugüne kadar hep tarih makaleleri okuduk. Fakat bundan önce bir İngilizce terimler serisi, küçük bir sap seri diyelim başladı aynı zamanda. Elitizm nedir? Elit kime denir? Bunu çalışmıştık. Çünkü bugünkü dünyada, hatta bizim ülkemiz özelinde çok yanlış kullanılmaya devam eden bir tanım. Hümanizm de aynı şekilde. Hümanizm insan sevgisi, insana duyulan sevgi gibi bir anlam ifade ediyor bugün. Herkes böyle zannediyor. Fakat aslında neymiş? Sözlük anlamı neymiş? Bugün hem onu öğreneceğiz hem de İngilizcemizi geliştirmeye katkı sunacağız umuyorum. Evet, hümanizm slash humanist. Hümanizm was the principal intellectual movement of the European Renaissance. Gördüğünüz üzere hümanizm kelimesi esasen Avrupa Rönesansı ile alakalı bir şey. Yani diyor ki hümanizm esasen Avrupa Rönesansı'nın başlıca entelektüel hareketidir. Yani asıl principal başlıca entelektüel hareketidir Avrupa Rönesansı'nın. Bir hümanist was a teacher or follower of humanism. Yani bir hümanist neymiş? Hümanizm öğretisinin diyelim bir takipçisi ya da öğreticisi konumunda olan kişidir. In the simplest sense, en basit tanımıyla, en basit anlamıyla the term humanism, hümanizm terimi implies that şuna işaret eder ki a certain group of school subjects belirli bir grup eğitim konusu, okulda işlenen konular, school subjects dediği eğitim konusu. Known since ancient times, antik zamanlardan beri şöyle bilinen, nasıl bilinen? Bakın, known as olarak bilinen the studia humanitatis Latincesiyle yani humanistic studies. Biz buna bir yani beşeri bilim diyoruz bugün ama o zamanlar bugünkü beşeri bilimlerden biraz daha geniş bir kapsamı var. Provides the best preparation for life. Ne demek? Provide sağlamak. The best preparation for life. Hayata hazırlamak için en iyi içerik. Yani insanı hayata hazırlayan en iyi içerik. And should become the central focus for the education of ruling classes. Ruling class nedir? Yönetici sınıflar. Yönetici elit. Yönetici sınıfların eğitimi için. Burada dediği o. Yönetici sınıfların eğitimi için become the central focus. Merkezi odak haline gelmesi gereken. Yani yönetici elitin eğitiminde merkezde olması gereken. Yani mutlaka öğrenmeleri gereken ve onları hayata en iyi şekilde hazırlayan bir grup konu. Eğitim konusu. The American scholar Paul Oscar
Chris Teller, Amerikan araştırmacı, Amerikalı araştırmacı diyelim, Paul Oscar Chris Teller, Who developed this definition of humanism? Hümanizmin bu tanımını geliştiren kişi olan, defined these humanistic studies as five. Bu humanistic studies adı verilen school subjects grubunu şöyle tanımlar, tanımlamıştır. Grammar, dil bilgisi. That is the grammar of Latin, the language of education. Yani buradaki gramerle kastedilen şey Latince gramerdir. That is, buradaki that is namely, that is to say, yani anlamına gelen. The language of education, eğitim dili. Çünkü o dönemlerde eğitim dili Latince. Retorik, the study of the art of effective communication and persuasion, both written and oral. The study of art of effective communication, etkili iletişim ve ikna. Persuasion, ikna. Etkili iletişim ve ikna sanatı çalışması. Both written and oral, hem yazılı hem sözlü olarak. Retorik buymuş. Bir diğeri moral philosophy, ahlak felsefesi. The art of making responsible choices in everyday life. Everyday life ne? Gündelik yaşam, gündelik hayat. Responsible choices ne demek? Sorumluluk sahibi seçimler, aklı başında sorumlu seçimler yapmak. Yani gündelik hayatta sorumlu bir şekilde seçimler yapmak sanatı. Poetry, şiir, which implied the reading of ancient literature, antik edebiyatın, eski edebiyatın okunması anlamına gelen, onu işaret eden. And history, regarded as a source of examples showing the consequences of moral choices. Yani ne diyor? Regarded as, şöyle algılanmıştır. Regard as, olarak düşünmek, olarak algılamak. Ne olarak düşünülmüş? A source of, bir şeyin kaynağı. Examples, örneklerin kaynağı. Showing the consequences of moral choices, etik seçimlerin sonuçlarını gösteren bir örnekler kaynağı olarak algılanmış tarih. Yani tarihe bakarak dersler çıkartılmış. Bakayım, ekranda hala iyi görünüyor mu? Tamam. The humanists regarded, yine bakın regard kelimesi, regarded these subjects, humanistler bu konuları şöyle algıladılar. Especially the first three, özellikle ilk üçünü. Nasıl algılamışlar? Bakın yine regard as ile kullanılmış. Regard as. As the studies most practical for real life. Gerçek hayat için en işe yarar dersler olarak. Buradaki practical, pratik şeklini de dilde kullanıyoruz ama şey anlamına geliyor yani. Gerçek hayatta en çok işimize yarayacak, hani useful anlamında kullanılıyor. Contrasting them with the more theoretical subjects that had received greatest emphasis in medieval grammar schools and universities, such as logic, metaphysics and natural sciences. Subjects that dealt with abstract and theoretical issues rather than the issues faced daily by the ruling classes of the Italian cities. Şimdi bayağı uzun bir cümle. Burada şunu demek istiyor. Hümanistler diyor, bu konuları gerçek hayat için daha yararlı olarak gördüler. Contrasting them, onları şunlarla kıyaslayarak. Yani şunlara kıyasla bu konuları daha yararlı buldular. Neyle kıyaslamışlar? More theoretical subjects, daha teorik konular. Ki bu konular had received greatest emphasis in medieval grammar schools. Orta çağın gramer okullarında ve üniversitelerinde
bu konulara daha çok ağırlık veriliyormuş orta çağda. Ne mesela? Mantık, metafizik, doğa bilimi. Efendim, ki bunlar, burada virgül koymuş, bunları tanımlamaya devam ediyor. Yani bunlar şöyle konular. Subjects that deal with abstract, soyut ve teorik meselelerle rather than issues faced daily by the ruling classes of Italian cities. Daha soyut, daha az işe yarar meseleler olduğunu düşünmüşler. Mantıktır, şudur budur. Rather than, şuna oranla, şundan daha fazla. The issues faced daily by, bak faced kim karşı karşıya kalıyor bununla? Faced by the ruling classes of the Italian cities. İtalyan şehirlerinin, İtalya şehir devletlerinden oluşuyor diyor eskiden. İtalyan şehir devletlerinin yönetici sınıflarının günlük hayatta, yani günlük olarak karşı karşıya kaldığı meselelere oranla. Tamam mı? Yani bu humanist subjects, school subjects, bu ruling class'ın daha çok işine yarıyormuş. Humanists took as their immediate goal the revival of the classical Latin and Greek languages and literatures. Şimdi bu humanistler, yani bu humanistik subjects'i öğreten öğreticiler, took as, regard as'le aynı şey, olarak düşündüler, olarak algıladılar. Neyi? Their immediate goal, en acil, en önemli hedeflerinin ne olduğunu düşünmüşler. The revival of, revival, yeniden canlandırmak, yeniden hayata getirmek. Of the classical Latin and Greek languages and literatures. Klasik, yani eski Latin ve Yunan dilleri ve edebiyatlarını canlandırmak, yeniden ortaya çıkarmak onların en acil, en önemli hedefleriymiş. Kediyi kapaştık yine. But this goal, fakat bu hedef was intimately linked with the broader purpose of transforming all aspects of European civilization along lines inspired by study of ancient literature. In other words, the goal of bringing about a cultural renaissance or rebirth. Şimdi, fakat diyor, bu amaç was intimately linked with, şununla yakından bağlantılıydı. Neyle? The broader purpose of, daha büyük bir amaçla ilişkiliydi, bağlantılıydı. Broader purpose. Neymiş bu amaç? Of'tan sonra da bunu görüyoruz. Transforming, dönüştürmek, all aspects of European civilization, Avrupa medeniyetinin tüm boyutlarını dönüştürmek. Nasıl? Along lines inspired by study of ancient literature. Antik literatürün, antik edebiyatın, eski edebiyatın üzerinde çalışmak vasıtasıyla alınan ilhamlar sayesinde, tamam mı? Bunun ilham verdiği sınırlar diyelim dahilinde Avrupa medeniyetini bütün boyutlarıyla değiştirmek. In other words, başka bir deyişle, the goal of bringing about a cultural renaissance or rebirth. Yani bir diğer deyişle, bir kültürel rönesans veya yeniden doğuşu hayata geçirmek, uyandırmak, ortaya çıkarmak. Buradaki bringing about'u emergence kelimesiyle eşdeğer düşünebilirsiniz. Emergence of, yani ortaya çıkması. Yani asıl amaç antik literatürü kullanarak yeni bir kültürel yeniden doğuş hareketi ortaya çıkarmakmış.
Some recent scholars, şimdi buradaki recent scholars, şuradaki recent kelimesi kafanızı karıştırabilir. Recent nedir? Yeni, son dönemde ortaya çıkmış, son dönemlerde yapılan. Peki buradaki some recent scholars ne? Recent studies demiyor mesela, scholars diyor. Buradaki scholar sözlüğe baktığınız zaman alim, bilgin gibi anlamlara geliyor. Fakat bu tarz metinlerde araştırmacı, bu alanda çalışanlar, scholars of the field bunu anlatır. Son dönemde bazı araştırmacılar demek istiyor. Have associated the origins of this classicizing intellectual movement with the emergence of self-governing urban republics in northern and central Italy in the Middle Ages. Şimdi son dönemde yapılan çalışmalar neyi gösteriyormuş? Neyle neyi bağlantılı görüyormuş? Bir dakika. Şu classicizing kelimesine bir bakmak istiyorum. Bildiğimiz klasikleştirme anlamında mı acaba kullanılmış? Turank.com kullanıyorum çoğunlukla. Size de tavsiye ederim. Evet, klasikleştirmek. Daha özgül bir anlamı var mı? Özgün. Yok, klasikleştirmekten başka bir anlamı çıkmadı. Pekala. The origins dediği burada. Origin biliyorsunuz kök, köken anlamına geliyor. Belli bağlamlarda ilk neden, the first reason anlamına gelir. Burada da biraz öyle. Yani demek istiyor ki bu klasikleri yeniden canlandırmaya yönelik entelektüel hareketin kökenlerini, asıl nedenlerini şununla bağlantılı görüyor. Neyle? The emergence of self-governing urban republics. Neyin ortaya çıkışı? The emergence of bir şeyin ortaya çıkışı. Self-governing, kendi kendisini yöneten urban republics, şehir cumhuriyetleri. Şehir devletleriydi ya İtalya. Her biri kendisine aynı zamanda republic diyor. İtalya'nın kuzeyinde ve ortasında yer alan kendi kendini yöneten şehir devletlerinin ortaya çıkışıyla alakalı görüyorlarmış son dönemde bu konularda çalışan araştırmacılar. Orta çağlarda, Orta Çağ İtalya'sında bu tarz pek çok şehir devleti mevcut. Leading citizens of these republics, bu cumhuriyetlerin önde gelen vatandaşları, önde gelen ne demek? Yani üst sınıf. Found that the older medieval culture, buradaki found that, understood that, anladılar ki, fark ettiler ki, recognized that, noticed that. The older medieval culture, eski orta çağ kültürü, attuned to a society dominated by clergy and aristocratic warriors. Attuned'e bakalım hadi. Dur bakayım. Bunu şey yapamadım. Attuned to. Neydi ya attuned to? Uyum sağlamak diye çıkıyor. Uygun daha çok olması lazım. Uygun, uygun diyelim. Eski Orta Çağ kültürü a society dominated by the clergy. Clergy ne? Ruhban sınıfı. Dominate ne demek? Baskın olmak, hakim olmak. Clergy'nin yani ruhban sınıfının ve aristokratik warriors. Kim bunlar? Aristokrat sınıftan gelen savaşçılar. Bir kısmı şövalye örneğin bunların. O zamanlar zaten soylu olanlar daha çok şövalye oluyordu. Bu eski Orta Çağ kültürünün bu tarz bir toplum yarattığını anlamışlar. Eski Orta Çağ kültürü ruhban sınıfının ve aristokratik savaşçıların hakim olduğu bir topluma uygundur. Bunu fark etmişler. Fakat İtalyan şehir devletleri ticaretle zenginleşiyordu. Tüccar sınıfı, sonradan burjuva sınıfına dönüşecek olan tüccar sınıfı gittikçe büyüyordu. Onların da ihtiyaçları farklıydı. Dolayısıyla Rönesans gerekti. Bir sebebi de bu. Didn't meet
The needs of, bak, meet the needs, ihtiyacını karşılamak, bir şeyin ihtiyacını karşılamak. Ve bu eski toplum, bu medieval culture var ya, didn't meet the needs of a rapidly developing urban milieu. Hızlı bir şekilde gelişen kentsel çevrenin, kent çevrelerinin, şehir devletlerinin ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Tamam mı? Sonra ne oldu? Initially, başlangıçta, the higher culture of the Italian cities, İtalyan şehir devletlerinin yüksek kültürü, yani üst sınıfların ürettiği kültür, was dominated by men trained in law and the art of dictamen, the composition of formal Latin letters, orations and documents needed for political, diplomatic and legal and commercial life. Yani başlarda bu İtalyan şehir devletlerinin yüksek kültürü kim tarafından domine edilmiş? Kim hakimmiş buralara? Şu tarz insanlar. Trained in law. Hukuk konusunda eğitim görmüş. Trained in something. Bir şey konusunda eğitim görmüş olmak. Hukukta ve diktamen sanatında. Diktamen sanatı neymiş? The composition of, composition oluşturmak, yazmak. Formal Latin letters. Resmi Latince mektuplar. Söylevler, nutuklar ve belgeler. Bunların oluşturulması sanatı. Yani bir nevi katiplik. Needed for political, diplomatic, legal, commercial life. Bu sanat, bu diktamen sanatı siyasi, diplomatik, yasal ve ticari hayat için gerekliymiş. Fakat by the end of the 13th century, 13. yüzyılın sonları itibariyle, there was a new interest in ancient Latin literature. Eski antik Latin edebiyata karşı yeni bir ilgi oluştu. And a desire ve bir arzu oluştu. Neye yönelik? To create a modern Latin literature. Modern bir Latin edebiyatı oluşturmaya yönelik. Modeled on. Buradaki model bildiğiniz model. Onun fiil halini düşünün. İşte şuna göre modellenmiş yeni bir Latince edebiyat oluşturmak. Neye göre? Neyi baz alarak, neyi model alarak oluşturmak istemişler? The heritage of ancient Rome. Antik Roma mirası model alınarak, buradaki heritage kültürel miras anlamında. Antik Roma'nın mirası model alınarak modern bir Latince edebiyat oluşturmak arzusu ortaya çıkmış 13. yüzyılın sonunda. Interest in the classics, klasiklere yönelik bu ilgi, spread from poetry to various prose genres. Şiirden farklı nazım türlerine, pardon nazım diye okunuyordu, nazım türlerine yayılmış. Yani hem şiir yazmak istemişler Latince hem de farklı düz yazı. Şiir olmayan türlerde eser vermek istemişler. And by the end of the 14th century ve 14. yüzyılın sonu itibariyle humanism had come to imply. Artık şunu ifade eder hale gelmişti. A reorientation of pre-university education. Ne demek? Reorientation. Şuna bakalım. Yeniden organize etmek diyesim geliyor ama tam kelime karşılığını bakayım. Evet, yeniden oryantasyon. Oryantasyon da biraz organize etmekle alakalı bir şey. Yeniden oluşturma, yeniden değiştirme. Of pre-university education. Üniversite öncesi eğitimin değiştirilmesi, yeniden organize edilmesi anlamına gelmiş. In order to, şunun için, with the purpose of, in order to emphasize the studia humanitatis.
Yani neydi bu studia humanitatis? Başta görmüştük. Humanistic subjects. O başta saydığımız grammar, moral philosophy falan vardı ya onlar. Onların vurgulandığı, merkeze alındığı bir üniversite öncesi eğitim anlamına gelmeye başlamış hümanizm. Student slang called teachers of these subjects humanistai, yani humanists. Öğrencilerin kendi arasında kullandıkları tabirle diyor. Yani buradaki slang argo anlamına geliyor. Öğrenci dilinde öğrenciler bu konuları öğreten hocalara humanist demişler. Humanistai tabii çoğulu, Latince çoğulu. Humanists. But the term, bu terim also covers, aynı zamanda şunu da kapsar. Neyi kapsar? People of many professions who shared the enthusiasm, ay çok zor okunur bu kelime, for ancient languages and literatures. Aynı zamanda kimleri kapsıyor? People of many professions. Birçok farklı meslekten insanı da kapsıyor. Who shared enthusiasm, heves, coşku. For ancient languages and literatures. Antik dilleri ve edebiyatlara, antik dillere ve edebiyatlara yönelik coşkuyu, hevesi, yani ilgiyi, üzerinde çalışmayı paylaşan farklı farklı mesleklerden birçok insanı da kapsar hale gelmiş. The abstract noun humanism, yani humanizm kelimesi isim, bir isim olarak, soyut bir isim olarak was a coinage of a much later period. Buradaki coinage'ın anlamına baksanız sikke basmak falan gibi anlamları da var. Ama coinage aynı zamanda oluşturmak. Dur tam Türkçesini bulayım. Üretim, oluşturmak gibi anlamları da var. Sözlüğe baktığınız zaman para basmak, tedavüldeki para. Ha, en güzeli icat. Bu bağlamda coinage en güzel Türkçe icat karşılığıyla anlaşılır oluyor. Was a coinage of a much later period. Çok sonraki bir süreçte hümanizm kelimesi bugünkü soyut anlamıyla icat edildi diyor. Originating in the early 19th century Germany. Yani erken 19. yüzyıl Almanya'sında ortaya çıkmış. Kökeni oraya dayanıyor, originating derken. But the terms humanist and the humanistic studies have their roots in the language and life of the Renaissance itself. Tamam. Yani ne diyor? Bugünkü soyut isim anlamıyla hümanizm kelimesi erken 19. yüzyıl Almanya'sında ortaya çıktığı gibi. Fakat diğer yandan humanist ve humanistic studies terimlerinin kökenleri, have their roots, bu terimler kökenlerini doğrudan Rönesans'ın bizzat kendisinden alırlar. Rönesans hayatı ve o dönemin dillerinden alırlar diyor. Sometimes, notably among humanists living in the Republic of Florence and inspired by the humanist chancellors Coluccio Salutati and Leonardo Bruni, humanism was linked to the aristocratic Republican ideology of Cicero and other leaders of the ancient Roman Republic. Buraları geçsek mi acaba? Çok tarih. Bir ara verelim, sonra devam edelim.